Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte hem kızaklı hem neredeyse çerçevesiz olan yepyeni Xiaomi Mi Mix 3'ü inceliyoruz. Videoya geçmeden önce Mi UI Türkiye ekibine buradan teşekkürlerimizi iletelim ve videomuza başlayalım. Xiaomi'nin Mi Mix serisinde genellikle inovatif şeyleri görüyorduk. Ne bileyim, kamerayı alt tarafa koyuyorlardı, ekran neredeyse çerçevesiz oluyordu. Zaten daha önceki telefonları incelemiştik, kanalımızda bulabilirsiniz. Bu seride de yine inovatif bir şey ortaya koymuş adamlar ve kızaklı bir telefon yapmışlar. Kızaktan kastım şu arkadaşlar, ön kamera normal baktığımız zaman karşıdan gözükmüyor. Şöyle kaydırmanız lazım gözükmesi için ve ön kamera bu şekilde ortaya çıkıyor. Gelin biz de incelememize bu kızakla başlayalım. Hem tasarımdan bahsedelim hem kızak ne işe yarıyor biraz da bundan bahsedelim. 6.39 inçlik gayet büyük diyebileceğiniz bir ekran var arkadaşlar. Çentiye alerjisi olanlar için iyi haber, bu telefonda çentik yok, hatta neredeyse çerçeve yok. Bu da %93 gibi çok ciddi bir ekran gövde oranını bizlere sunuyor. Kızağı kaydırdığımız zaman iki kamera bizleri karşılıyor. Kameralara birazdan değineceğiz arkadaşlar. Bu kızakta yaylıymış hissiyatını yakalayabilmek için neodym mıknatısı diye bir özellik kullanmışlar. Bunun gerçek yaylardan daha dayanıklı olduğunu iddia ediyor firma. Hatta 300 bin sefer test edilmiş bir telefon üzerinde ve hala düzgün bir şekilde çalışmaya devam ettiği söyleniyor. 300 bin de çok ciddi bir rakam. 2340x1080 çözünürlük, 19.5'a 9'luk bu ekranımız AMOLED ve çok güzel gözüktüğünü söyleyebiliriz. Telefonun biraz da kasasından bahsedelim. 7000 serisi bir alüminyum kullanılmış arkadaşlar. Elde tutuş hissiyatı olarak sanki tutarken böyle kayacakmış hissini veriyor. Kutu içerisinden bir tane kılıf çıkıyor. Şahsen alacaksanız onu da kullanmanızı tavsiye ederim. Kızak kapalıyken telefon gayet güzel gözüküyor arkadaşlar, ancak günlük kullanımda bazen işlevsel olmayabiliyor. Mesela yüz tanıma özelliği var telefonda, ancak bu özelliği kullanmak için kızağı mecburen kaydırmanız lazım. Yani ekstra bir hareket yaptırtıyor size. Ama yine de inovasyon güzel diyelim arkadaşlar. Mi Mix serisinde kamerayı alt tarafa koyuyorlardı. Bunu bu şekilde halletmeleri bence daha güzel bir çözüm olmuş. Arka tarafında parmak izi okuyucusu bulunuyor arkadaşlar. Kullandığım süre boyunca yüz tanımadansa parmak izi okuyucuyu kullanmayı daha çok tercih ettim. Bir tık daha hızlı çalışıyor ve daha güvenli olduğu söyleniyor. Aynı zamanda telefona ekstra bir tuş eklemişler. Xiaomi asistan tuşu. Şu an için sadece Çince çalışıyor. Belki global sürümde İngilizce çalışır ama Türkçeyi beklemek bence biraz hayal gibi. Telefonun ağırlığı 218 gram, böyle iki katmanlı olduğu için tabii ki de hem ağırlaşıyor hem de biraz kalınlaşıyor. Kalınlığımızda 8.5 mm. Artık geldik kameralar bölümüne arkadaşlar. Arka tarafta çift kamera ve ortasında da LED flash bizleri karşılıyor. Kameralarımız 12'şer megapiksel. Birisi f1.8, diğeri de f2.4 diyafram değerine sahip. Kameralarımız tabii ki de tahmin edebileceğiniz üzere 2 kat optik yakınlaştırma ve portre modunda çekimler yapmanıza olanak sağlıyor. Portre modu sizi çok fazla üzmez arkadaşlar. Arada bir saç sakal gibi yerlerde kaçırmalar yapıyor. Bu da birazcık normal. Güneş ışığı gibi ışığın doğrudan geldiği bol ışıklı ortamlarda fotoğraflar gayet keskin, renkler gayet güzel gözüküyor. Düşük ışığa baktığımız zaman kötü diyemeyiz arkadaşlar ama sınıfının en iyisi değil. Bunu kabul edelim. Ancak buna gece modu diye bir şey eklemişler. Biraz telefonu böyle sabit tutarsanız karanlık bir ortamda 1-2 saniye kadar gayet güzel fotoğraflar çıkartabiliyor düşük ışıkta. Kamerada yapay zeka aynen yerini koruyor. Çiçek, gökyüzü, portre modu gibi şeyleri algılıyor ve onları en uygun duruma getirmeye çalışıyor. Biraz da ön taraftan bahsedelim, ön kameralardan. Yani 24 ve 2 megapiksel olmak üzere çift kamera ön tarafta bizleri karşılıyor. Bu kameralardan 2 megapiksel olan takdir edersiniz ki arka tarafı bulanıklaştırma işine yarıyor. Yani ön kamerada da portre modumuz aynen geçerli. Ön kamera için gündüz gayet güzel fotoğraflar çekebildiğini, sosyal medyayı kurtarabileceğini söyleyebilirim. Ancak Xiaomi telefonlarda ben genelde düşük ışık koşullarında ön kamerayı çok fazla beğenmiyorum. Bir tık grenli çıkmaya başlıyor fotoğraflar düşük ışığa geçtiğimizde. Ama burada Xiaomi şöyle bir şey yapmış. Kızak da tabii ki yardımcı oluyor. Ön tarafta bol bol yer olduğu için kızak kısmında oraya harici bir flaş eklemişler. Bu da düşük ışık koşullarında selfie falan çekerken daha aydınlık bir fotoğraf yakalamamızı sağlayabiliyor. Video tarafına baktığımız zaman da 4K videoları saniyede 60 kare çekebiliyor bu telefon. Aynı zamanda slow motion video sevenler, yani ağır çekim sevenler için de güzel haberlerimiz var. 240 kareyi 1080p'de çekebiliyor. Ayrıca 960 kareye kadar çıkabiliyor. Ama 960 kareden çok fazla bir şey beklemeyin arkadaşlar. P20 Pro'da da çok fazla beğenmemiştik. Aynı durum bunun için de geçerli. Dört yönlü optik sabitleyicimiz var kameramızda. Yani video çekerken, fotoğraf çekerken titreşimleri optik olarak engelliyor. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Mi Mix 3 üzerinden dinliyorsunuz. Yani mikrofonlar bu şekilde kaydediyor.
Özetle kamera için konuşursak arkadaşlar, premium bir telefon olduğunu kabul edebiliriz bunun. Kameramız da gayet iyi. Günlük hayatımızda sizi çok fazla üzmeyecek şeyler yakalıyor. Düşük ışıkta bazen kötü sonuçlar çıkartılabiliyor. Ancak bunun hem fiyatı daha uygun diğerlerine göre, hem de tarz olarak biraz farklı bir telefon. Şimdi lafı kamera hakkında çok uzatmayalım ve gelin bu telefonun teknik detaylarına bakalım. Telefonda Snapdragon 845 işlemci yer alıyor. RAM olarak da 6, 8 ve 10 GB RAM seçenekleri var. 10 olan sadece Special Edition diye özel bir seriye ait arkadaşlar. Yani normal serilerde 6 ve 8 var sadece. 10 GB RAM işe yarar mı yaramaz mı, burası tartışılır. Ancak siz telefonda bir sürü uygulamayı açık tutuyorsanız ve aralarında sürekli geçiş yapıyorsanız illaki farkı hissedeceksinizdir. Adreno 630 grafik işleme birimi bulunuyor. Depolama olarak da 128 ve 256 GB'lık hafıza seçenekleri yer alıyor. Yani arkadaşlar, teknik özellikler zaten en üst seviyede diyebiliriz. Sizi çok fazla sosyal medyada, güncel oyunlarda, yüksek grafikli oyunlarda üzecek bir telefon değil. O yüzden şimdi gelin hem pilden bahsedelim hem de 10 dakika boyunca bir oyun oynayalım. Bakalım telefon nasıl bir performans sergileyecek. 3200 mAh'lik batarya günümüzde ideal rakam desek de Mix 3'ü diğerlerinden öne geçiren bir faktör değil. Quick Charge 4 Plus desteklese de telefonumuz kutu içerisinden çıkan şarj cihazı 3.0 değerinde. Çok uzun kullanma fırsatım olmasa da ortalama bir kullanım için bir gün çıkarabilir diyebiliriz. Keşke biraz daha yüksek bir pil kapasitesi bulunsaydı. Ancak burada bir virgül lazım. Adamlar büyük bir kıyak yapmışlar ve kutu içerisine kablosuz şarj cihazı da eklemişler. Henüz 12 bin liralık telefonlarda hızlı şarjı göremezken böyle bir hamle bence çok şık olmuş. Oyun sonuçlarına baktığımız zaman da 10 dakikalık PUBG'nin sonunda sıcaklığımız 29'dan 32.3 derece yükseldi. Şarjımız da %97'den %94 seviyesine düştü. Rakamlar için normal, ideal diyebiliriz. Şimdi telefonla ilgili artık son sözlerimize geçebiliriz arkadaşlar. Telefon gayet güzel arkadaşlar. Yani günlük kullanımda herhangi bir sorun karşınıza çıkmaz. Rahat rahat kullanabilirsiniz. Teknik özellikleri oldukça yüksek. Kamerası gayet iyi. Çerçevesiz ekran da gayet iyi duruyor. Yani kızak sizin için çok büyük bir problem değilse 4000 lira civarına 6 GB RAM'lisi ve 128 GB depolamalı versiyonu rahatlıkla bence satın alabilirsiniz. Dediğim gibi burada önemli olan bu kızağı her seferinde açıp kapatmak, mesela selfie çekerken ya da telefonu açarken sizin için sorunsa o zaman zaten direkt kenara bırakmanız lazım. Ama onun dışında telefon bence olmuş. Ha benim telefonum illa Xiaomi olsun, çenti olsun çok önemli değil. Biraz özellikleri yüksek olsun diyorsanız zaten geçtiğimiz günlerde incelemesini yaptığımız Pocophone F1'e de bakabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü fiyat olarak bundan tabii ki de daha uygun. Böylece videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi'nin kızaklık telefonu Mi Mix 3'ü inceledik. Ürünle ilgili kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan kanalımıza abone olabilirsiniz. Ben çekileyim, siz onları görün.